Kimileri kurtuluşu düşmanla işbirliği yapmakta, kimileri daha büyük devletlerin koruması altına girmekte, kimileri ise bölük pörçük mahalli direniş teşkilatlarında ararken Mustafa Kemal için tek kurtuluş yolu en başından itibaren tam bağımsızlıktı. Samsun'dan çıktığı kurtuluş rotasında halkla iç içeydi, bir aradaydı Mustafa Kemal. Sokaklarda gezdi, evlerde kahve içmeye gitti. Halkın içinden beka sorununu net bir şekilde gördü. Ardından da zorlu bir yolculukla birlikte Ankara'ya, yani milli mücadelenin son karargahı olacak olan yere ulaştı. Ankara'da bir yandan heyeti temsiliyenin başkanı olarak milli mücadeleyi tek elden yönetip organize ederken, bir yandan da yeni kurulacak devletin temellerini attı. Ciddi bir ordunun gelip de burada bir işgal durumu yok. Yani İstanbul'daki gibi bir denetim söz konusu değil. İtilaf devletlerinin zaten gemileri Dolmabahçe Sarayı'nın önüne gelmiş. Ordular denetim altına alınmış, silahlara el koyulmuş, haberleşme yine denetim altında. Daha ilk Mondros'tan itibaren İç Anadolu bölgesinin durumunu biliyor Mustafa Kemal Paşa. Ankara özellikleriyle milli mücadele açısından kritik bir öneme sahipti. Öncelikli olarak telgraf ağı ve demiryolu ulaşımı ile birlikte Anadolu'nun pek çok noktasına erişim imkanını sağlıyordu. Her an işgal edilebilecek bir durumda değildi ama işgal altındaki yerlere de uzak değildi. Mustafa Kemal nutukta bu durumu şöyle anlatıyor. Genel durumu yönetme sorumluluğunda olanlar en önemli hedefe de en yakın tehlikeye de elden geldiğince yakın olmalıdır. Ankara bu özellikleri kendinde barındıran bir noktadadır diyor. Güvenli bir ortam. Çünkü zaten Yunan ordusunun konumu belli. İstanbul'daki İngilizlerin konumu belli. Lojistik zaten şimdi orduda en önemli şeylerden birisi, bir savaş esnasında orduya ikmal sağlayabilmek. Burada bir devlet demiryolu hattı var. Haberleşme çok önemli. Gizli bir şekilde haberleşmeyi sağlayabilmek. Bir telgraf hattı da var burada. Fiziksel olarak da uygun zaten Ankara'nın durumu. Tabii o zaman Ankara çok kötü bir durumda aslında. Yani sıtma salgını var Ankara'da. Ankara Anadolu'nun ortasında aslında zor şartlar altındaki bir kent. Öncelikle Dikmen Sırtları'nda, şimdi Keklikpınarı, o zaman Dikmen Sırtları'nda Atatürk'ü karşılıyorlar. Ankara halkı tarafından o kadar içten karşılandı ki zaten Mustafa Kemal Atatürk'ü en çok etkileyen de buydu. Ama tabii ki Ankara'nın kışı, soğuk, buz gibi bir hava var. Okullardan öğrenciler de geliyor ve o zaman Ankara'ya gelen Atatürk'ü karşılayan heyette konuşma yapanlar var. Ve konuşma yapanların konuşmaları biraz uzayınca kız çocuklarının üşüdüğünü görüyor Atatürk, öğrencilerin ve biraz kısa kesilmesi gerektiğini söylüyor. Atatürk diyor ki yolunda yürüyen bir yolcu yalnızca ufkunu değil ufkun ötesini de görmek zorundadır. Adım adım özgürlüğe yürüyen Mustafa Kemal ufkun ötesini görebilmek için halkın desteğine olan ihtiyacının çok net farkındaydı. İşte bu nedenle de yıllardır kimsenin sahip çıkmadığı halktan memleketlerine sahip çıkmasını istedi. Atatürk'ün Ankara'ya gelişi, Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanı açısından dönüm noktasıdır. Mustafa Kemal Paşa Çankaya Köşkü'ne taşınmadan önce Ankara'da farklı noktalarda konakladı. İlk karargahı Ziraat Mektebi'ydi. Anadolu Ajansı'nın da kurulduğu ve ilk yazıhanesinin yer aldığı binada tam 4 ay konakladı Mustafa Kemal. Ardından güvenlik gerekçeleriyle işte bu binaya geldi. O dönemki adıyla direksiyon binasında 2 yıl konakladı Atatürk. Bu bina çok bilinmese de Kurtuluş Savaşı'nda önemli kararların alındığı bir bina aslında. Kurtuluş Savaşı harekat planlarının hazırlandığı, 23 Nisan 1920'de meclisin açılma kararının alındığı, aynı zamanda 23 Nisan'ın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilan edilmesinin kararları işte bu binada alındı. Atatürk Anadolu Ajansı'nı kurmak için Yunus Nadi ve Halide Edip Adıvar'ı Ankara'ya çağırıyor. Ve yaptığı milli mücadeledeki
bütün çalışmaları Anadolu bilinsin diye, Anadolu'dan karşılık bulsun diye, haberleri her tarafa yayılsın diye. Ve 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılır. Açılır ama nasıl açılır? 1915 yılında yapımına başlanan bu binanın ana gövdesi tamamlanmış, çatısı ve diğer bölümleri malzeme eksikliği ve savaş nedeniyle yarım kalmıştı. Milletin egemenliğini temsil eden binayı aslında millet kendisi tamamlıyor. Bir tane milletvekili anısında şunu söylüyor. Paramız yetmedi, kiremit alamadık ve çatı yarım kaldı, tam kapatamadık. Tam böyle umutsuzluğa kapıldığımız bir anda kafamızı kaleye doğru çevirdik. Halkın ellerinde yani kucaklarında kiremitlerle yürüdüğünü gördük. Buraya doğru geldiğini gördük diyor. Yani bu şu demek, halk kendi evinin kiremitlerini sökmüş, kucaklayarak meclise getirmiş. Okullardan sıralar geliyor, kahvehanelerden sobalar, petrol lambaları, Ankaralı marangozlar bir araya geliyor. 20. Kolordu'nun askerleriyle birlikte kürsüyü yapıp meclise armağan ediyor. Hacı Bayram Camii'ndeki bir hattat siyah bir kumaş üzerine altın varakla bir ayet yazıyor, bir levha yazıyor. O da kürsünün arkasına asılıyor ve hattat da bunu hediye ediyor. Dünya parlamentosunda bunun bir örneği yok. Belki de aslında 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dünya parlamento tarihinde de önemli bir yere sahip olmasının en önemli sebeplerinden biri bu olabilir. 1919 yılı Mayıs ayı içinde Samsun'a çıktığım zaman elimde hiçbir maddi kuvvet yoktu. Yalnızca büyük Türk milletinin asaletinden kaynaklanan ve benim de vicdanımı dolduran manevi bir kuvvet vardı. Ben işte Türk milletine güvenerek bu yola başladım. Mustafa Kemal Samsun'a çıkışını işte bu sözlerle anlattı. 225 gün süren yaklaşık 3000 kilometrelik o yolculuğa 9. Ordu müfettişi ve padişah yaveri olarak başlamıştı. Sivil bir vatandaş, halkın inancını ve sevgisini kazanmış bir delege, heyeti temsiliyenin başı olarak tamamladı. Ancak hem onun hem de Türk milletinin önünde uzun bir yolculuk vardı. Ege'den Akdeniz'e yurdun düşmandan temizlendiği, Samsun'dan yakılan kıvılcımın cumhuriyete dönüştüğü bir yolculuk. Ve o yolculuk 29 Ekim 1923'te yani tam 100 yıl önce bu salonda cumhuriyetin ilanıyla başarıya ulaştı. Memnuniyetle görmekteyiz ki cumhuriyet rejimi yurdumuzda huzur ve sükunun en iyi yerleşmesini temin etmiş bulunuyor. Yıllar süren savaşların ortasında kalan bu coğrafyada son bir savaşla Anadolu'daki son devletini kurdu Türk milleti. O devlet artık 1. asrını tamamlayıp 2. yüzyılına, Türkiye yüzyılına adım atmak için gün sayıyor. Bilimden sanayiye, eğitimden diplomasiye, ulaştırmaya kadar her alanda atılan adımlarla Türkiye 2. yüzyılına, Türkiye yüzyılına hazır. Türkiye yüzyılı başarının yüzyılıdır. Bize bu toprakları vatan yapan ecdadımızdan aldığımız ilhamla, girdiğimiz her mücadeleyi başarıyla sonuçlandıracak özgüvene, dirayete, azme, kabiliyete sahip olduğumuzdan şüphe etmiyoruz. Ülkemizi daha nice başarılarla, daha nice ilklerle, enlerle tanıştırarak Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında ülkemizi zirveye çıkartmakta kararlıyız.